Kan pıhtılaşması ile ilgili neler söyleyebiliriz? Başlamadan önce nasıl önüne geçebiliriz? Diyelim ki önleyemedik ya da kan pıhtılaşması var bir insanda. Nasıl bunu giderebiliriz? Evet. Kan pıhtılaşmasını tetikleyen faktörü ortadan kaldırabiliriz. Yani herhangi bir kimyasal kullanmadan günümüzde kolesterol, lipid, trigliserit problemi olanlar ömür boyu kan sulandırıcı kullanıyor. Kan sulandırıcı kullana kullana ne oluyor? Karaciğer, pankreas, dalak, bütün organlar yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Şekli, dokusu, yapısı. Müdahale yani sürekli kan sulandırıcı kullanıyor. Doktorların kontrolünde bu da zamanla bütün organlara zarar veriyor. Allah korusun iç kanamadan ölebilir kişi. Sürekli kontrolde tutuluyor kan sulandırıcı kullananlar. Oysa kırmızı biber doğal bir kan sulandırıcıdır. Biberiye doğal bir kan sulandırıcıdır. Sarımsak doğal kan sulandırıcı. Ginkgo kan sulandırıcı. Nereden biliyoruz? Ginkgo ile ilgili 10.815 hasta üzerinde 30 ayrı klinikte, 36 ayrı klinikte 10.815 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmıştır. Ha bu hastalar genellikle beyin fonksiyonlarında problem olanlar, unutkanlık, hafıza zafiyeti, Alzheimer, Parkinson vesaire vesaire gibi hastalığı olanlar, beyin fonksiyonlarında problem olanlar üzerinde denenmiş. Bir, kulak çınlaması zafiyeti olan hastalar üzerinde denenmiş. Sadece Almanya'da 292 kulak burun boğaz doktoru ağır duyma ve kulak çınlaması, baş dönmesi rahatsız olan hastalar üzerinde hastalarını tedavi etmiş. Bu beyin fonksiyonlarını artırıcı kanın pıhtılaşma kat sayısını PAF denir. Trombozit sayısını yani pıhtılaşma kat sayısını düşürücü beyin için. Peki kalp için alıç. Yani her organının farklı farklı ürünler gerekir. Mesela kanda, kalp damarlarında pıhtılaşma, daralma, sertleşme olursa alıç kullanmak gerekir. Efendim mesela baldır ve bacaklarda variz, venöz yetmezlik olursa veyahut da burada biriken kirli kan, variz oluşursa bunu önlemek için at kestanesi gerekir. Yani hastalığa göre hangi tür rahatsızlık, ona göre farklı farklı bitkiler var. Mesela baldır ve bacakta oluşan varize veya venöz yetmezliğine veya huzursuz bacak sendromuna veyahut da bacak reflüsüne karşı at kestanesi klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Almanya'da Heidelberg Üniversitesi'nde ve Bochum Üniversitesi'nde klinik araştırmalar yapılmış. Yüzlerce hasta tedavi edilmiştir. Kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan kan sulandırıcılar tehlikeli. Bir de bakarsın, kullanırsın, karaciğer gider. Efendim, dalağa zarar verir, beyine zarar verir. İç kanamalara sebep olabilir, kontrolsüz. Böbreklere zarar verir, böbrekleri çürütür. Bu nedenle kimyasal ilaç kullanmadan çok basit yöntemlerle kan sulandırıcı, ağır kimyasal ilaçlardan kurtulmak mümkündür. Sarımsakla ilgili mesela birçok klinik araştırması yapılmış. Sarımsağın kolesterol, lipid, trigliserit düşürdüğü, yüksek tansiyonu önlediği en doğal kan sulandırıcı olduğu belgelenmiştir. Birçok klinik araştırması var. Yani dünyaya sarımsak Türkiye'den yayılmış ama Türkler korkuyor bu diye artık ne yapıyor? Büroda, ofiste, orada, burada insanlar daha çok iç içe yaşadığı için rahatsız ediyor diye kullanmak istemiyor. Kullanmak da istemiyor ama ne oluyor? Sağlığa gidiyor. Oysa kullansa herhangi bir ilaca ihtiyacı kalmayacak. Ne kadar ilaç kullanırsa kimyasal ilaç kişi o kadar hastalanır. Hastalıkları kimyasal ilaçlar tetikler. Yani daha kolay çözüm yolları var. Mesela kırmızı biber kan sulandırıcıdır. Mesela kişi çayına şeker katacağına kırmızı biber katsın. Diyeceksin ki kırmızı biberle çay içilir mi? Neden içilmesin? Sağlık söz konusu olursa içilebilir. Kırmızı biberle mesela kişi sabah işine gitti. Kendini halsiz, dermansız, yorgun hissediyor. Kendine gelemiyor.
Çayına şeker yerine kırmızı biber katsın. Az bir, az miktar. Onda içeride ne yapar? Üşümeyi, ürpermeyi, içindeki bu enerji yetersizliğini atar. Kan akışını artırır. Hücreler beslendiği için içinde bir alevlenme olur, enerji dolar. Çorba içiyorsa çorbasına katması. Sulu yemek, sulu yemek. Mutlaka kırmızı biber, karabiber yemeklere katması gerekir. Kan sulandırıcı olarak ise Ginkgo ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Ha, bizim üretmiş olduğumuz Ginkgo Forte farklı. Forte adı üzerinde. Neden Forte? Ginkgo'nun yaprağının birleşimindeki etken madde %0,25 ile %0,5, yani binde 2,5 ile 5 arası. Kişi Ginkgo'nun yaprağının çayını içse 1 ton etkisi olur. 1 ton da çay içemeyeceğimize göre Ginkgo'nun mutlaka damıtılarak veya ekstraksiyon veya destilasyonla ekstraktının elde edilmesi ve bundan da damla, drajeye kullanılması gerekir. Aksi takdirde yaprağının çayını içmekle tedavi olunmaz. Ginkoloidler kan pıhtılaşmasını önleyen çok özel bir faktör içerir. Yani beynin fonksiyonlarını bu nedenle artırıyor. Beyne kan akışını artırır. On binlerce insan üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Ginkgo Türkiye'de pek bilinmiyor. Mavet ağacı veya bazıları şimdi buna başka bir isim takmaya çalışıyorlar. Japon kirazı. Ginkgo. Japon kirazı demene gerek yok ki. Meyveleri kiraza benzediği için, yani kiraz büyüklüğü olduğu için Japon kirazı. Bunun meyvesi yenmez. Ha, Çinliler yiyor, kavuruyorlar vesaire. Şimdi Ginkgo'nun beyin fonksiyonlarını artırır. Kan akışını artırır, unutkanlığı önler, hafızayı güçlendirir. Alzheimer başlangıç safhasında müdahale edilirse Alzheimer önler. Kulak çınlamasını önler. Yani beynin fonksiyonlarını artırdığı gibi baldır ve bacaklardaki diğer organlardaki kan akışını da artırır. Alıçsa kalp damarlarını besler, kalbe kan akışını artırır. Kalp damarlarında oluşabilecek plakları çözer, kalbi besler. Bununla da ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Etkisi ispat edilmiştir alıç. Ama yaprağı, çiçeği bazıların yaptığı gibi öğüt, hap yap yok. Damıtılarak elde edilen ekstraktı kullanılmalı. %100 verim alabilmek için, neticeye ulaşmak için.